Elim karıncalanıyor değil mi? Beni öldürmeyi çok istiyorsun. Ateş edersen ikimiz de ölürüz. Ne güzel. Dünya iki tane pislikten kurtulur. O zaman hazırlan. O da bizimle geliyor. Birbirimizi vurursak o da ölecek. Karnına tekme yedi, çocuğunu düşürüyor. Eğer hemen yardım etmezsen ikisinin de hayatı tehlikeye girer. Ha. Bana göre o boş. Vicdanı olan sensin. Pınar. 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 Hadi kendine gel. Bak ambulans çağırıyorum. Dayan, tamam mı? 112 acil servis. Buyurun. Alo. Alo, bir hastamız var. Kanaması var. Çok acil. Badem sitesi 6'ya 7. Çok acil. Lütfen. Seni bu halde görmeyi değil, bu hale gelmeni hiç istemezdim. Seni kucağıma aldığım ilk gün tamam dedim. Hepsinin ilacını buldum. Bu kız beni bütün kötülüklerden uzak tutacak. Başka bir adam olacağım. Kızımı öyle büyüteceğim. Olmadı kızım. Yapamadım. Yine kaçtığım o adam oldu. Benim tek gördüğüm canım babam. Kahraman babam. Başka biri değil. Hadi biraz uyu. Çok yorgun. Biraz uyusun. Neredeydi? Nerede buldunuz? Hastanede. Son anda yetiştik. Adem arıyor. Adem? Şükran abla. Pınar çok kötü durumda. Kanına tekmeymiş. Baygın şimdi yatıyor. Ben ambulans çağırdım. Ne yapmam lazım ya? Hay Allah. Hamileydi o. Şükran abla, ne yapmam lazım? Yani ambulans çağırdım ben. Şimdi ben mi götüreyim ambulans? Ben hemen gidiyorum. Adem'e söyle. Sakın kıpırdatma. Ambulansı bekle. Eva hemen geliyor. Şükran abla. Al, al, al. Şükran abla. Abla, bir şey olmuş mudur? Ha? Yani bebeğe. Bebeğe bir şey ol...
Feyçiye. Burada. Tanımıyoruz. Delinin teki herhalde. Tamam hanımefendi. Tutanağı imzalamak için daha sonra gelin. Kutlu sizin aslanınızı değil mi? Kutlu. Kutlu. Benim Yaman. Bir şey yok. Hastanedir. Kutlu. Bana bak. Bana bak. Her şey iyi olacak. İyi olacaksın. Kutlu otizmli. Yabancı yerlerde çok zorluk çıkarır. Feyce. Dün gece çok kötü bir rüya gördüm. Sen yanımda yoktun. Yaman da yoktu. Kimse yoktu. Ben buradayım. Dışarıya çıkın. Bu kadar insan içeride kalamazsınız. Seni istemiyor. Hadi. Vazgeçin diyemezsiniz. Hastaneye gitmesi lazım. Ya kardeşim niye ısrar ediyorsun? Kendi doktoruma gitmek istiyorum diyor kadın. Ben doktorum. Ben yanında olacağım. Ne oldu? Anlatın. Kanamasını durdurduk. Düşük yapmış. Ama daha detaylı bir muayeneden geçmesi lazım. Bak arkadaşım. Biz yanındayız. Tamam mı? Ondan sonra da kendi doktoruna gideceğiz. Anlıyor musun? Onu götüreceğiz yani. Tamam mı? Öleceğini sandım. Dayanmayacağını sandım. İyi olacakmış işte. Doktoru dinlemedin mi? Hadi. Korkma artık. Kutlu iyice bağlandı. Sana bu kızdan kurtuluş yok artık. Bu böyle olmayacak. Bir şeyleri değiştirmenin vakti geldi. Onu istemiyorum, gitsin. Tamam. Niye benim gitmemi istiyorsun? Bilmiyorum. Belki... Belki ne? Erkek olduğun için. Sen git. Ben onunla kalacağım. Olmaz öyle şey. Ben içeride beklerim. Git. Sen Arif abiye yardım et. Ben Pınar'ın yanında olacağım. Böyle en doğrusu. Şükran abla Şule, onların sana ihtiyacı var. Burada yok.
Dikkatli ol. Merak etme. Ne yapacağımı biliyorum. Berke Bey, siz kalkmasaydınız mahallemize zarardık yakınlarınıza. Siz şimdi ararsanız eşim panik yapar. Hamile zaten, şimdi meraklanmasın. Alo? Alo Pınar benim, neredesin, nasılsın? Berke, neredesin, ne oldu, iyi misin? İyiyim ben, sana bir şey oldu mu? Ben, iyiyim, bir şey yok. Pınar doğruyu söyle, bak o adamlar geldi mi, sana bir şey yaptılar mı? Yok bir şey yok, ben iyiyim. Neredesin, polise gittin mi? Yok gitmedim, evdeyim. Dışarı çıkmıyorum, sen neredesin? Hastanedeyim ben ama önemli bir şey yok. Bak ben bu işi halledeceğim. Berke sakın, sakın o adamlara yaklaşma. Beni duyuyor musun? Sen hangi hastanedesin, ben yanına geleceğim. Sen beni merak etme, babanları ara gelsinler alsınlar seni. Yalnız kalmanı istemiyorum, tamam mı? Berke ne olur saçma bir şey yapma. Her şey daha kötü olacak Berke, bak sakın bir şey yapma. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Dediğimi yap, yalnız kalmanı istemiyorum. Ben de en kısa zamanda yanında olacağım. Tamam, evde olacağım. Zaten yalnız değilim, merak etme. Seni doktoruna götürmek lazım. İyi misin? Yürüyebilir misin? Bilmiyorum dedim ya. Bir şeylerin değişmesi lazım dedi, o kadar. İyi. Değişsin bakalım. Getireceğim. İyileşene kadar ortalarda olmayacağım. İşlerimi halledeceğim. Burada tek bir sorun, tek bir yanlış hareket istemiyorum. Otele de, kulübe de uğramayacağım. Burada olmadığımı kimse bilmeyecek. Yokluğunu hissettirmem. Aklın kalmasın. Sen değil. İşlere Nur bakacak. Ben buradayken her şey nasıl yürüyorsa öyle yürüyecek. Ben dönene kadar Nur ne diyorsa öyle olacak.
Ben varken işleri bu karıya mı emanet ediyorsun? Bir a**dan mı emir alacağım ben? S**ke alacaksın. Ne zamandır her işi eline yüzüne bulaştırdın. Bir beceremedim. Gözümden kaçtı mı sanıyorsun? Hı? Sen şimdi yükselmeye değil, olduğun yerde kalmaya çalış. Bir yandan zemin altına kayar, ne olduğunu şaşırırsın. Çık şimdi dışarı. Çok zor olacak. Ben yardım ederim. Ne gerekiyorsa yaparım. Senin yapabileceğin bir şey değil. Bir de o halini görürsen baban iyice kötüleşecek. Her şeyi geçtim, utancından yıkılacak. Şükran abla, sen bunu bir kere başarmıştın. Nasıl yaptın, anlatsana. O zaman gençtim. Gücüm kuvvetim yerindeydi. Ama artık yorgunum. Gücüm yok. Benim var. Benim gücüm kuvvetim yerinde. Yapabilirim. Hadi anlat. İlk önce aklı başında olacak. Bir iki saat sonra başlayacak. Elleri titreyecek. Başı zonklayacak. Sürekli kusacak. Gözü hiç kimseyi görmeyecek. Seni kandırmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Ama daha hasta var. Başarabilirim. Bana güven. Sen alkolik Arif'i bilmiyorsun. İçine kötü cin girse, ne bileyim kurt adam olsa daha iyi idare edersin. Karşında her zaman bildiğin Arif'ten daha güçlü, daha tehlikeli biri olacak. Bizim o bildiğimiz, sevdiğimiz Arif abi, o odadan sağ salim çıkaracağım. Bana güven. Hadi ver şu anahtarları. Lütfen dikkatli ol. Kızlara göz açılma. Nereden çıktı bu ortadan kaybolma olayı? Ha? Kutlu da iyi. Gitme bir yere. İşlerinin başında kendin dur. Öyle olursam lime lime edecekler beni. Leşimi köpeklere atacaklar. O atıl p*** bile dikleniyor karşımda. Gitmem lazım Nur. Dağıldım. Yumuşadım. Farkındayım. Sen şimdi gideceğin bir köşede toparlanacaksın değil mi? Sonra eskisinden de acımasız geri döneceksin. Tamam. O zamana kadar ben işlerin başında dururum. Aklım burada kalmasın. Aklım kalmayacak zaten. Bir hata yaparsan, bir yanlışın olursa başına ne geleceğini sen daha iyi bilirsin. Biliyorum. Korktuğunu, yapamayacağını hissederlerse seni parçalarlar. Ama ben seni onların elinden alıp kendim parçalarım. Canına okurum. Daha önce yaptım. Yine yaparsın. Ama benim kimseden korkum yok artık. Senden bile. Senden tek bir şey isteyeceğim. Gitmeden bu haline kızımızı gör. Bir kere olsun yap bunu. Bu son sulanma Arif abi. Bir müddet buradayız Arif abi. Doktor kötü bir şey yok dedi. Birkaç gün kanama alacak. Ağrı. Ama sonra geçer. Sen çok genç. Her şey düzelir. Bu konuyu kapatabilir miyiz? Tamam.
doktorun verdiği ağrı kesici. Başka bir şey ister misin? Ben ona bu kadar bağlandığımı bilmiyordum. Onu bu kadar istediğimi. Ne yapacağım ben şimdi? Bundan sonra ne olacak? Artık onu burada taşıyacaksın. Sen ne yapacaksın? Beni düşünme. Sen dinle. Ben sonra yapacağım. Ne yapacaksın Eva? Hep erkeklerle savaştık. Başaramadık. Şimdi kadınlar savaşacak. Yemen'in yanındaki kadın Nur. Ben onun karşısına çıkacağım. Nur'u nasıl bulacaksın? Her şeyi unut. Lütfen uyu. Eva, beni yalnız bıraksan. Yani Berke geldiğinde burada olmanı istemiyorum. Şükürler olsun. Atıl seni götürdü. 602'ye gittin. Bak görüyor musun, öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ömrün varmış kız demek. Nasıl oldu? Atıl nasıl bıraktı seni? Odaya gittim. Ama Atıl beni öldüremedi. Bıraktı. Çünkü Kutlu beni istedi. Yaman bana bir şey yapamaz. Anladım. Kutlu sayesinde. Kutlu tavladın, ölümden bile kurtuldun. Evet Kutlu. Ama sadece Kutlu değil. Siz onları çok güçlü sanıyorsunuz. Ama onlar çok güçlü değil. Biz susarsak onlar güçlü. Biz isyan edersek, onlara karşı çıkarsak onları yenebiliriz. İşte o zaman kurtulabiliriz. Sende hala akıl yok. İsyan ne? Onlarda silah, güç. Sende ne var? Bir şey var ki ölmedi. Felicia geri döndü. O başardı. Felicia aptal. Çık hadi. İsyan et. Kurtul hadi. Yapamaz. İsyan yaparsak daha kötü olur. Yemek yok, su yok. Biz ne kadar uslu, Yaman Nur o kadar iyi, anladın? Ben isyan istemiyorum. Ben anladım ama sen anlamadın. Hepimizin birlikte hareket etmesi lazım. O zaman kurtuluruz. Ben ölmek istemiyorum. İsyan yok. Senin yanında değilim. Sen kimin tarafında? Hala anlamadınız. Ben kendi tarafımdayım. Sadece kendimi düşünürüm. Sen çok aptal. Böyle gidersen çok uzun yaşamayacak. Ben burada kurtulacağım. Buradan çıkacağım. Göreceksiniz. Başta hiç sevmedi biliyor musun? İlk zamanlar hep ağladı, bağırdı. Her gün kavga dövüş, burnumdan getirdi benim. Neyse sonra alıştı ama. Şimdi evde sıkılıyor, her gün okula gitmek istiyor. Çağırma.
kadar yeter. Kızı gör dedin. Gördüm. Ben yokken işleri batırırsam kızı yine görmeye gelirim. Bana yamuk yapan a**ların çocuklarına ne yapıyorsan ona da aynısını yaparım. Tamam mı? Sen miydin kız? Ben de müşterinin karısı falan sandım. Dedim şimdi bela olacak başıma. Seninki nerede? Kapattın yakışıklı eve. Sen de kapanmışsın. Ama o erkek illetlerinden beri kapanarak da kaçamazsın. Ne oldu, buldun mu kardeşini? Hayır. Daha değil. Adem nasıl? Erkek sarrafı sayılırım ha. Bak dünya hayret kardeşim. Pırlanta gibi çocuktur Adem. Sakın kaptırma. Ne yapıyor? Niye gelmiyor buralara? Bizim bir abimiz var. Ona yardım ediyor. Badım, sana bir şey soracağım. Çok önemli. Nur, Yaman'ın yanındaki kadın. Onu tanıyor musun? Anlat bana. Nasıl bir kadın? Nerede bulur onu? Vallahi kadın. Yaman'ın işlerini o idare eder. Kızlarla o ilgilenir. Şeytanın ***'ine anahtar uydurur. Öyle bir kadın. Nur otelde mi kalıyor? Evi yok mu? Var yol olmaz mı? Yaman'dan çocuğu var onun. Kızı. İş çıkışı tıpış tıpış evine gider her gece. Sabaha karşı. Evi nerede? Nerede oturuyor? Nereden bileyim kız? Altın günü mü yapıyoruz Nur'la? Ama Adem taksici arkadaşlarına sorsun. Taksisi var. Her gece alır, sabah da bırakır. İçmeyeceğim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ver şunu. Arif abi bırak. Kimsin lan? Git buradan. Ver şunu. Arif abi. Ver. Arif abi sonuncuyu içtin. Bitti. Aç kapıyı. Anahtarı ver. Arif abi, benim Adem. Ne zaman bitecek bu? Daha yeni başlıyor.
Seninki her gece geldi seni sordu. İzinli dediler. Başka kimseyle de yukarı çıkmadı. Biliyordum. Bana söz verdi. Bu da başladı. Gelecek. Beni seviyorlara. Bu da ikinci telli olur. Buna da takar birileri. Merhaba şöyle. Buyurun. Ben söylediğim gelecek dediğim ve o geldi. Siz kendinize üzülün. Ben burada kurtulacağım. Bana bak. Senin niyetin ne? Aşık mı oldun? Seviyor musun yoksa? Sevmez miyim? Çok seviyorum. Çünkü o benim gidiş bile değil. Fazla vaktim yok. Bu gece kalamayacağım. Lütfen kal. Kalamam. Toplantıda olduğumu söyledim. Eğer kalırsam Berna, o iyice şüphelenir. Zaten bu aralar huylanıyor. Berna senin eşin mi? Nasıl bir kadın? Güzel mi? Senden daha güzel değil. Zaten olay aslında güzellik de değil. Berna, neden şüpheleniyor biliyor musun? Ben bu aralar iyi görünüyormuşum. Mutluymuşum. Bir şey mi oldu deyip duruyor. Yani terfi aldım falan diyeceğim ama babasıyla çalışıyorum. Neyse ne. Çıkalım mı? Ben de seni çok özledim. Ama çıkamam. Burada içeceğiz. Hesap gelecek. Yoksa sen biliyorsun, patron çok kızar. Bana kızma. O zaman çok üzülüyorum. Ben sana kızmıyorum. Ben bu duruma kızıyorum. Ben senin böyle bir ortamda olmana kızıyorum. Sen hep böyle misin? Hem güçlü hem iyi kalpli. Nasıl diyorlar? Çok tatlısın. Gözlerin hep gülüyor. Ben hep böyle değilim. Ben bir tek senin yanında böyleyim. Hatta şirkette arkamdan suratsızın teki derler. Hiç gülümseme. Hayır, inanmıyorum. Seni kim olduğunu görüyorum. Senin karın çok şanslı. Her gece senin gibi bir adamla oluyor. Bir de ona sorsak ne der acaba? Hiç öyle değil Felicia. Ben çok sinirli, gergin, suratsız adamın tekiyim. Hatta biliyor musun? Ben galiba o yüzden seni görmeye geliyorum. Çünkü son zamanlarda bir tek senin yanında böyle hissediyorum. Ama sonra dışarı çıkıyorum. Yine aynı suratsız ben. Ben de öyle. Burada başka bir Feli. Ama gerçek Feli'ce başka. O nasıl? Gerçek Feli nasıl biri? Masum. Aşka inanıyor. Feliç'e senin buradan çıkmanın bir yolu yok mu? Yani tamamen kurtulmandan söz etmiyorum. Onu şu an için yapamayabiliriz. Ama ne bileyim birkaç saat, belki bir gün seninle dışarıda vakit geçiremez miyiz yani? Ben senin patronla konuşsam. Ha? Belki ikna ederim.
Osmanlı diyelim be Ayşe. Demek ya. İstediğin karpuz olsun be kardeşim. Abi benim be kralsın ya. Canın sağ olsun, ısmarlarız ya. Karpuz. Bize 4 porsiyon karpuz. Helal be Cavit abim. Abla öndeki araba. Kardeşim her zaman. Eva. Hayırdır? Biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Gel. Adem'e bir şey mi oldu? Adem iyi. Arif abinin yanında. Burada olduğunu biliyor mu? Arardı normalde. Bana geleceğinden haberi var mı? Onun işi var. Bunu benim halletmem lazım. Sakatlık olmasın sonra. Adem neden haber vermediniz diye kızmasın yenge. Kızmaz. Kavga ettiniz, küstünüz değil mi? Bak kalbini kırdıysa söyle bana, arayayım alayım paçasını hemen. Adem kalbimi kırmaz. Ben ona asla kızmam. Tamam yenge. Ne lazım söyle. Önce bir telefon lazım. Benim için. Ne demiş? Numara. Ha, hat. Tamam, var bendeydik. Başka? Çok teşekkürler canım. Ama daha önemli bir şey var. Bir kadın var, Nur. Yaman'ın yardımcısı. Onun evini öğrenmem lazım. Bu kadar kötü olduğunu söylememiştin. Ne deseydin? Senin yüzünden adamlar sıkıştırdı, dövdü mü deseydim? Çok kötüyüm, özür dilerim. Ben iyi miyim? Hamile olmasan yemin ediyorum boşardım seni. Bırakır giderdim. Önemli bir şey yok. Göründüğüm kadar kötü değilim. Tamam, geçti. Bir ağrı kesici verdiler. İyice sarsamladım, uyumam lazım. Yarın sabah işimiz var. Sen de yat istersen. O Çınar Sokak ve köşedeki apartman var ya. Tamam, tamam biliyorum. Eyvallah Cavit abi. Teşekkür ederim. Hay Allah'ım ya. Ben bırakacağım seni. İçim rahat etmez böyle. Gel. Nur'un keyfi yerinde bu akşam. Yaman da ortada yok. İzin vereyim mi? Yaman bir şey der mi? Ben belki çıkarım. Nur tamam derse, Yaman tamam der. Nur pazarlık yapacak. Çok para isteyecek. Seninki verir mi o kadar para? Verecek. O beni istiyor. Verecek. Normalde kızların dışarı çıkmasını istemem. Yanlış anlamayın. Bütün müşterilerimiz sizin gibi düzgün, iş güç sahibi insanlar. Yine de ne olacağı belli olmaz. Hem sizin hem kızların güvenliği için. Nur Hanım. Buyurun. Benim ismim, cismim, adresim belli. Sizin de ne iş yaptığınız belli. Ben kızdan hoşlandım. Birkaç saat dışarıda takılmak istiyorum. Hepsi bu. Sonra ne kadar patlayacağını biliyor musun? Sizin gönlünüz olsun Nur Hanım. Gerisi kolay. Güzel. Bir şey rica edeceğim, yanlış anlamazsan. Hay hay, buyurun. Karının telefon numarası. Ya Ayva, yanlış anlamazsan şeyi soracağım. Sizin şimdi Adem'le tam olarak durumunuz ne?
Biliyorsun. Adem bana hayır demedi. Biz erkekler yani. Bayılırız kahramanlık işlerine. Adem de öyle. Sen onun karşında öyle dimdik durduğuna bakma. Sen olmasaydın çoktan dibe vurmuştu. Yani diyeceğim, sen şimdi varsın da ne kadar varsın? O olmasaydı ben ne yapardım bilmiyorum. Yok, anlatamadım ben. Yani ablacığım, Eva ablacığım. Yani şimdi siz Adem'le birlikte misiniz, sevgili misiniz, evlenecek misiniz mesela? İsterdim. Belki başka hayatta. Ama şimdi başka şeyler var. Kalktım kızım, erken de. Uykum bitti. O zaman beraber kahvaltı yapalım mı? Okuldan para istedin ha. Kimsesiz köpeklerin mama alacakmışız. Yok artık, daha neler. Bir elin kimsesiz iti kalmıştı. Hem sen bana sarılma. Bir kerecik anneciğim değil mi? Ondan sonra benden para iste. Yok sana para mara. Hadi hadi yürü. Banyoya git, çişini yap. Yüzünü yıkamadan gelme. Kardeş, kendinizi bir türlü unutturmadınız zaten. Unutmayacak seni. Ben kardeşimi geri alana kadar kimse rahat olmayacak. Kadar odana git. Silahı bırak. Annesinin ne olduğunu, ne kadar kötü olduğunu biliyor mu? Küçük kızlara ait işkenceleri biliyor mu? Yaman'ın tek kuzunu çıkardım. Kutluyu kaçırdık, doğduk. Erkekler bitti, sıra sende. Kardeşim yalana kadar seninle uğraşacağım. İyi. Bunları yapacaksan aç kulağını da iyi dinle. Öyle kolay değil bir kere. Bana işkence yapacaksan. Kızımın canını yakacaksan sen de cehennemde yanacaksın. Bir gece bile huzurlu uyuyamayacaksın. Ben zaten hepsini yaşıyorum. Sana daha kötüsünü yaşatacağım.
bana kardeşimi getireceksin. Nasıl getireceğim? Onu da desene o zaman. Sen beni ne sanıyorsun? Ben de o zebanilerin elinde köleyim. Ben de acı çekiyorum. Yaklaşma ateşleri. Ben de işkencelerin en kötülerini yaşadım. Bu seninle bizim meselemiz değil. Uzak dur. Bu bizim savaşımız değil Eva. Yaman'ın, Atıl'ın, Taktak Arif'in, Adem'in savaşı. Erkekler savaşıyor, görmüyor musun? Savaş ganimetiyiz biz. Köleyiz. Hiçsiz. Onlar savaşır. Olan hep bizim olur. Kardeşini ben anladım. Hak geri veremem. Kız. Çocuk. Yemen'in çocuğu. Kız öleceğim. Git getirelim. Yaman'ın da çok s**tiydi. Daha karnımdayken öldürmeye kalktı. Bak, mevzu başta gariban bir kızla kardeşiydi. Ondan sonra Taktak Arif'te, Adem'de işler değişti. Yaman bir şey beceremedi, gururu kırıldı. Erkekliğini ispat edene kadar bu savaşa devam edecek. Eva, savaş bizim savaşımız değil, erkeklerin savaşı. Bir yol bulacaksın. Bana kardeşimi getireceksin. Bir yol var. Tek bir şey var. Yaman'ı ikna etmem için. Bana Adem'le Arif'in yerini söyle. Asla yapamam. Adem'le Arif'in yerini söyle. Ben Feliçe'yi sana getireyim. Sana, kardeşine, Arif'in karısına, kızına hiçbir şey olmayacak. Erkekler de birbirinin başını yiyip rahatlayacak. Olmaz. Olur. Tek bir adres Eva. Bırak savaşlarını yapıp kana doysunlar. Sen bana Adem'le Arif'in yerini söyle. Hazırlan hadi, gidiyoruz. Bulantın mı var, iyi misin? Nereye? Yediğin altı düzeltmeye. O ne demek ya? Nereye gidiyoruz, ne yapacağız? Berke, cevap versene. Gidince görürsün. Dün bütün gece iki dakika uyku uyumadı. Birkaç kere dışarı çıkmaya çalıştı. Vallahi zor zapt ettim. Nasıl düzenecek bu? Ne yapacağız biz böyle? Daha yeni başladık, sabredeceğiz. En zoru bugün. Adem, bütün iş sana düşüyor. Tek bir yudum alkol almaması lazım. Gözü kararacak, aklı karışacak. Seni ikna edebilmek için her yolu deneyecek. Bu senin imtihanın. Sakın pes etme. Bugün ilaca başlayacak. Bir dakika. Abi. Bırak beni. Bırakmam. Kimsin lan sen? Bırak beni. Cesedim içine ben lazım Arif abi. Sen kim oluyorsun? Kendine hayrın mı var? Beni tutmaya çalışıyorsun ha? Kimsin lan sen? Ha? Kimsin sen? Ben olmasaydım kafana sıkıyordun sen. Kendini öldürüyordun. Keşke geberseydin. Bıraksaydın, geberseydin. Arif abi. Arif abi. O gün sen beni bırakmadın. Bugün de ben seni bırakmıyorum. Hadi abi. Hadi Arif abi. Hadi. Hadi Arif abi. Hadi. Deli. İşim gidince beni saçlarım yapar mısın? Aa, yapmaz mıyım? Maşa yaparız da öyle bukleler. Gel gel.
Sen saçı ne yapacaksın ki bu saatte? Niye giyindin ha? Ben bugün dışarı çıkacağım. Tolga Nur'dan izin aldın. Sen bir şey ister misin dışarıdan? Ay kız, aferin sana. Benim yerime de geç dost. Deniz kenarına git, dondurma da ye. Ay, Cemil beni bir parka götürür. Neydi adı? Ay hatırlamıyorum şimdi. Orada bir köfteci var, biz hep oraya gideriz. Ha bir de Tolga'ya söyle, seni vapura bindirsin. Hava güzelse Cemil'im beni hep bindirir. Bu ne gürültü? Ne oluyor sabah sabah? Felicia dışarı çıkıyor. Gezmeye. Telli dışarı çıktı, tel takıp geri döndü. Buna ne olacak bakalım. Telli, ne diyor siz? Nazar yapma. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur diyoruz ablacığım. Sen nasıl oluyor da şüphe etmiyor? Yaman seni öldürecekti. Nur seni hiç sevmiyordu. Ne oldu da bir anda işler değişti? Bence başka bir şey var. Hiçbir şey yok. Ben bugün dışarı çıkacağım. Dolaşacağım, gezeceğim. Ama sen burada kalacaksın. Feriha, hadi. Arif abi nasıl? İyi değil. Çok kustu bugün. Ateş de çıktı. Ben yaparım. Yok kızım bırak ben yaparım. Sorma ya korkuyorum. Uyudu sonunda. İlacını da aldı. Adem başında nöbet tutuyor. Ne zaman bitecek bunlar Eva? Babam ne zaman düzelecek? Evimize geri dönebilecek miyiz? Eski hayatımıza geri dönebilecek miyiz? Kimse bana bir şey söylemiyor mu? Yoksa ortada gerçekten bir plan yok mu? Kardeşin yüzünden kaç kişiyi tehlikeye attığının farkında mısın Eva? İşin içine daha çok erkek girdikçe daha çok kadın acı çekecek. Bunu bitirmek senin elinde. Yaman'ın istediği Arif'le Adem. Sen onları ver. Kardeşini al. Sana söz veriyorum. Ben kendi ellerimle getireceğim. Olmaz, yapamam. Bu iş nasıl bitecek Eva? Şule, hadi gel kızım yardım et bana. Biz çıkacağız. Senin başka bir işin var.
Önce onu halletmeye gideceğiz. Ne yapacağım? Söyle. Yediğim temizlemeye gidiyoruz. Yürü. Gel şöyle. Felicia. Pınar. Evet, bu da bizim Felicia'mız. Feli, Pınar'la telefon arkadaşı olmuşsunuz. Ben yüz yüze de tanışın istedim. Bu arada Atıl, iş arkadaşım. Biz tanışmıştık zaten. Evlerine ziyarete gitmiştim. Dün de gittim ama Berke Bey yoktu. Pınar Hanım'la konuştuk biraz. Ne? Nasıl ya? Berke. Sen dün benim evime mi geldin? Berke yapma. Ya ne oluyor ya? Berke yapma, otur lütfen. Aile için meselelerinizi sonra halledersiniz. Önce Felicia ile meselenizi halledin. Oturun şuraya. Berke otur. Şimdi Felicim, bir takım yanlış anlaşılmalar olmuş. Pınar senin hayatından memnun olmadığını sanıyor. Burada keyfinin yerinde olduğunu söyle de içi rahat etsin. Söylesene Felicia. Pınar'ın içi rahat zaten. Bir şey söylemesine gerek yok. Olmaz. Felicia söylesene. Burada keyfin yerinde, rahatsın. Kimse seni bir şeye zorlamıyor, değil mi? Söylesene dedim. Pınar da duysun. Ben burada iyiyim. Sen merak etme. İçin rahat etmiştir herhalde. Şimdi sen de konuştuklarımızı söyle. Felicia'yı bir daha aramayacağını söyle. Pınar söyle. Felicia'yı bir daha aramayacağım. Hatta unutacağım. Burayı, bu insanları, yaptığınız bütün pisliklerin hepsini unutacağım. Yok, bu olmadı. Demek senin harbiden ikna edilmen lazım. Ciddiyetini anlayacaksın. Gördüğün gibi dağın başında falan değiliz. Burnumuzun dibinde, gözümüzün önündeyiz. Ama biz istemedikçe kimse bulamaz. Buraya kimse giremez. Buradan kimse çıkamaz. Aileleriniz nerede? Burada aile maile yok. Merak ediyordun değil mi? Neredeler? Nasıl yaşıyorlar? Al işte. Bak bak. İyi bak. Burada uyursun. Tuvalet şurası. Burada yemeğini yersin. Ölsen de, kalsan da dışarı çıkmak yok. Telefon yok. Bağırsan sesini kimse duymaz. Gördün mü şimdi burayı ha?
sakın unutma. Kocam nerede? Berke nerede? O da seni bekliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Nur Hanım. Feliçe. Konuştuğumuz gibi. Ben bunu zarfa koysaydım iyiydi ama. Kusura bakmayın, buyurun. Önemli değil Tolga Bey. Sonuçta üçümüz de burada ne yaptığımızı biliyoruz, değil mi? Kuralları biliyorsun. Kızı saatinde teslim edeceksin. Bir dakika bile geç değil. Burada işlerin ne kadar ciddi yürütüldüğünün farkındasın herhalde, değil mi? Sana hatırlatmama gerek yok. Başka da bir şey yok. İyi eğlenceler Tolga Bey. Teşekkürler. Peşlerinden ayrılma. Bir yanlış olursa kızı derhal geri getir. Biraz yalnız kalman lazım. Şu an çok kızgınım. Ki? Geçince konuşuyoruz, tamam mı? Bunlar senin kanaman var. Nasıl? O adam bana o yüzden öyle dedi bugün. Dün oldu. Yok. Dün adam eve geldi, sen bana söylemedin bile bunlar. Söyleyemedim, ben bile inanamıyorum ki. Belki eve geldiler, hiçbir şey yapamadım belki. Katil o adamlar. Allah versin, sen ne yaptın bunlar ya? Tanımadığımız bunlar, çocuğumuzu kaybettin. Belki. Hem çocuğumu sen öldürdün. Bile bile o işlerin içine bulaştın. Belki. Tek suçlu sensin Pınar. Bak bana yaklaşma, annene git bugün. Tamam mı? Bana yaklaşma, annene git. Hadi. Çok güzel, bayıldım.
Sen daha önce Boğaz'ı görmedin değil mi? İstanbul'da yaşayıp da Boğaz'ı görmeden nasıl duruyorsun ben inanmıyorum. Ben bu arada plan yapmadım. Yani sen ne istersen onu yaparız. Sen ne istersen ben de onu isterim. Plan yok. Plan yok. İşte bu. Plan yok. Biliyor musun ben senin yanında kendimi çok hafif hissediyorum. Yani neyse onu yaşıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü plan yok. Ben normalde hep bir şeyleri planlamak zorundayım. Ertesi günüm, gelecek haftam, gelecek ayım, yıllık iş plan. Şimdi ikinci çocuk çıktı başımıza. Yok yazlık ev derdi var, yok o bu. Bilmiyorum. Hep bir şeyleri planlıyoruz. Daha doğrusu Berna planlıyor. Ben de uyguluyorum artık. Senin bir çocuk var. İkinci mi olacağım? Hayır. Yani şimdilik hayır. Ama Berna, o taktı kafaya. Yapacak. Sen istemiyor musun? Ne istiyorsun? Ben ne istiyorum? Ben bir teknede yaşamak istiyorum. Güney'e yerleşmek. Bilmiyorum. Dünyayı dolaşabilirim. Ya tek bir şey biliyorum, ben bu kadar plan yapmak istemiyorum. Başka? Başka ne istiyoruz? Benden ne istiyoruz? Aşk istiyorum. Buldum aşkı. Ben buradayım. Kabus gördüm. Ne gördün? Kendimi öldürüyordum abi. İntihar ediyordum. Öldüremezsin. Eva var. Benim nasıl şuram şükranım varsa senin de Eva'm var. İşim Eva'ya kaldıysa yandım. Bu gidince beni kurtaracak kimse kalmayacak demek. Bazen bir insan bir insana hayata bağlandığından daha fazla sarılıyor. Seninle ikimizin durumu aynı. Kötü bir şey yok. İlaç baktı, o yüzden geldim. Siz de gidin bir bakın isterseniz Şükran abla. Elimizden geleni yapıyoruz. Aklımıza gelen gelmeyen her şeyi deniyoruz. Deneyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğim. Eva. Her şey bittiğinde. Feli'yi aldığında. Ne olacak? Bilmiyorum, hiç düşünmedim. En büyük hayal, Felice'ye sarılıyorum. Başka bir hayal yok. Sonra? Burada kalacak mısın? Hemen ülkene dönmeyeceksiniz değil mi?
şeyi berbat ettim anne. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Evliliğin ilk yıllarında böyle kavgalar olur. Birlikte yaşamaya yeni başladınız. Evlilik sorumluluk demek. Ona da alışamadınız tabii. Düzelir, üzülme kızım. Öyle düzelecek bir şey değil ki. Kızım neden kavga ettiniz anlatsana. Sana kötü bir şey mi söyledi? Ters bir şey mi yaptı? Ne yaptı? Kesin eften püften bir meseledir. Bak böyle durumlarda kadınlar alttan alır, sabreder. Erkek de hatasını anlayınca gelir. O zaman da affetmesini bileceksin. Evlilikler böyle yürür. Yok, yürümez anne. Bizim öyle bir meselemiz yok. Ben Berke'yi yeni tanımaya başladım. Tanıdığım adamdan hiç hoşlanmıyorum. Sen her şeyi büyütürsün zaten Pınar. Ne demek Berke'den hiç hoşlanmıyorum? Berke adam gibi adam işte. Ailesine bağlı, dürüst, işi gücü var. Herkes senin yerinde olmak ister. Sen bence biraz şımarıklık yapıyorsun. Sinirlerin bozulmuş senin. Belki biraz uyursan iyi gelir ha? Alo. Benim Eva. Kararını verdin mi? Adresi verecek misin? Hayır. Ben kardeşimle konuşmak istiyorum. Böyle konuşmamıştık. Kardeşimle konuşayım. Ben öyle karar vereceğim. Yarın akşam bu numaradan ararım. Seni arıyor. Pınar. Hemen buluşalım. Ne oldu? Yok artık korkum kalmadı. Senin yanındayım. Şimdi ne yapmak istersin? Yemekten sonra mesela alışverişe gidelim mi? Ben istemiyorum. Sen ne yapmak istersin? Ben seni baş başa kalmak istiyorum. Güzel bir otele gidelim mi? Ha? Yani sen istersen. Hem biraz dinlenirsin. İstersen gidelim. Ama ben dışarıda olmak istiyorum. Bu gece yine kulübe gel. Sonra otel. Hayır, ben bu gece kalamam. Dedim ya sana. Lütfen gel. Bir tek bunu istiyorum. Lütfen. Pınar, emin misin? Gerçekten istiyor musun? Her şeyi biliyorsun. Kim bu işe bulaştıysa kutu oldu. Arif abi alkolik oldu. Ailesi üzgün. Adem ne yapıyor bilmiyor. Sen en acısını yaşadın. Bebeğini kaybettin. Hala istiyor musun? İstiyorum. Sana yardım edeceğim. Ben kaybedebileceğim en değerli şeyi kaybettim zaten. Bundan sonra bu işin peşini bırakmayacağım.
Sen nasıl bir insansın? Nasıl bu kadar iyisin? Ben diğer insanlara şaşırıyorum Eva. Yani nasıl başarıyorlar? Nasıl görmezden geliyorlar? Gece nasıl rahat uyuyorlar? Ben sana yardım edeceğim. Ama artık erkeklerin yöntemlerinden, silahlarından vazgeçeceğiz. Bu işi başka yolla halledeceğiz. Bir kadının çözebileceği gibi. Aklımızı kullanacağız. Çok işimiz var. Başlamamız lazım. Siz rahat koltuklarınızda oturur, yataklarınızda deliksiz uykular uyurken burnunuzun dibinde çok kötü şeyler oluyor. Gencecik kadınların, kız çocuklarının hayatları çalınıyor. Özgürlükleri ellerinden alınıyor. Bodrumlara kapatılıyor. Köle olarak fuhuşa zorlanıyorlar. Karşılaşabileceğiniz bütün kötülükleri hayal edin. Tecavüz, işkence, dayak. Hepsi onların başına geliyor. Aklınıza gelebilecek en kötü hayatı hayal edin. Hem de dünyanın öbür ucunda değil. Burada, İstanbul'da, burnunuzun dibinde. Biliyorum, biri bu kızların sesini duyacak. Biri bu hikayeyi dinlemek, anlatmak isteyecek. Lütfen bizi duy. Bu kadınlar var. Bizim en kötü kabuslarımız onların hayatı. Gözünü, vicdanını aç. Adaletsizliği engelleyecek gücün olmayabilir. Ama itiraz edecek gücün var. Senden tek bir şey istiyoruz. Sesimizi duy. İşe yarayacak mı? Yani Twitter'da trend topuk olmayız. Bütün köşe yazarları da bizi yazmaz belki ama birileri mutlaka sesimizi duyacak. Yok mu? Yok. Kafa izni aldı birkaç gün. Ben varım. Ne oldu kardeş? Bu kadar atarlandı ama sonunda gidip aldım. Bazen dengesizleşiyor işte, ne yaparsınız? Sen niye çağırdın beni? İşlerin yolunda gittiğini görün diye. Adın ne senin? Irina. Irina. İşler nasıl Irina? Çok iyi. Ben çok çalışıyorum. Bunu bana gönder bir ara. Marşa. Çık. İyidir. Onu da yollayayım istersen. Sen çok mu iyisin Maşa? Sizi mutlu ederim. Ablası kaçan hangisi? Bu. Ama o ablası gibi değildir. Söz dinler. Aferin. Böyle devam et. İyi çalışıyorsun Nur. Gözüme girdin.
İşte bu kadar. Siz beni memnun edin. Ben de sizi mutlu edeyim kızlar. Sen benim çocuklara mektuplar gönderecek Nur. Unutma. Ben dışarı çıkacak, manken olacak. Sen öyle dedin. Cemil'i arayacağım, yemin ettim bak. Aa tamam. Yapmayacağım mı dedim? Sözüm söz. Hepiniz istediklerinizi alacaksınız. Mika hariç. Bana da söz verdin. Bir tek senin istediğin olmayacak. Çünkü sana güvenmiyorum Mika. Yalancı. Sözünde dur. Duruyorum zaten. Önce en küçükten başlıyoruz. Feli, gel hadi. Ablanla konuşacağız. Gel. Feliça. Ablacığım. Güzelim, nasılsın? İyiyim. Hep seni düşünüyorum. Yine olmadı Feli. Seni yalamadım ama vazgeçmedim. Başka bir yol var. İşe yarayacak. Mutlaka yarayacak. Önemli değil. Kendini sakın tehlikeye atma. Ben buraya alıştım. Eskisi kadar kötü değilim. Abla seni çok seviyorum. Ben de seni. Dinle beni. Tamam, yeter artık. Feliç'im, işte böyle akıllı uslu olursan ablanla tekrar konuşursun. Hı? Hadi şimdi hazırlan. Tolga aradı. Doğrudan odaya geçeceksiniz. Hadi. Çocuklarına iyilik yapıyorum. Çocukların seni öldü bilsinler daha iyi maşa. Bir de akıllı geçinirsin Irina. Aptal aptal hayaller kur. Biraz önceki numarayı bağlar mısın? Feliça. Bu Feli ile son konuşmandı. Bir daha asla onun sesini duymayacaksın. Sana son kez söylüyorum. Kararını ver artık. Arif'in yerini söyle, kardeşini al. Asla. Sana yenilmeyeceğim Nur. Sen hepsinden daha kötüsün. Seni de doğdu. Senin de çocuğun var. Sen de yaşadın, biliyorsun. Sen kadın değilsin Nur. Sen erkek olmuşsun. Kötü olmuşsun. Kadın olsan, gerçek anne olsan bunları asla yapmazdın. Benimle bir ilgisi yok. Arif'le Adem'i istiyorum. Yaman'a adresi vereceğiz. Sen de kurtulacaksın. Asla Nur. Benim düşmanım Yaman. Erkekler. Ama onlardan daha çok benim düşmanım sensin. Başlıyoruz. Her şeyi anlatacağız, tamam mı? Tamam. Benim sesimi duyuyorsunuz, değil mi?
Yakıştı mı? Çok. Muhteşem oldum. Bugün çok güzeldi. Ben seninle çok mutluyum. Ben de seninle. Keşke seninle başka türlü tanışsaydık. Hayal ettim ben. Ben de. Ben çok kızıyorum. Sana bağlandım. Hep seni düşünüyorum. Ben de hep seni düşünüyorum. Ben biliyorum çok yanlış ama... elimde değil. Belki bir gün gideriz. Sadece ikimiz. Sevgili oluruz. Ben o kadar çok hayal ediyorum ki. Ne oluyor ya? Feliçe, bunların ne derdi var? He? Hı? Parasını verdik. Tamam değil mi? Ne oluyor ya? Ana. Allah versin sen. Allah versin seni. Ne yapıyorsun sen burada ya? Ne yapıyorsun sen burada? Anlamıştım zaten. Bu kadar mutlu olmadan anlamıştım zaten. Bunca yıldır bana bir çiçek almadın. Allah versin Tolga seni. Bu adam evli. Bir tane çocuğu var ya. Hiç mi vicdanın yok senin ha? İkinizin de varsın. Özür dilemeye geldiysen boşuna uğraşma. Elimde olmayan şeyler için özür dileyemem. Ben seninle konuşmak için geldim. Ne konuşacağız? Bebeğimiz senin yüzünden düştü. Daha yeni evliyiz, şu halimize bak. Ne oluyor Pınar? Biz çok mutluyduk. O mutluluk yalanmış. İlk darbede dağıldı. Ne sen benim yanımda olabildin... ne ben sana kendimi anlatabildim. Hepsi senin suçun. Sen... Berke. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hayatımızın sonuna kadar beni suçlayacaksın biliyorum. Çok üzgünüm. Ama hala yaptıklarım için pişman olamıyorum. Ama sen nasıl böyle bir şey dersin? Hani dünyadaki en kıymetli... Bu ne? Ben gidiyorum. Ne demek ya? Nasıl gidiyorum? Manyak mısın sen? Kafayı mı yedin ya? Keşke pişman olsam. Keşke o kıza yaptıklarım için kendime kızsam. Ama kızamıyorum. Yine olsa... yine aynı şeyi yaparım. Ben o taraftayım. Kararımı verdim. Ben senin gibi yaşamayacağım. Ne demek bu şimdi? Bitti mi demek? Eğer beni seviyorsan, benim yanımda olmak istiyorsan, sen bu tarafa geçersin. Sen beni bulursun. Sakın Berke. Sakın yanlış bir şey yapma.
Beni bulacak değil mi? Bu tarafa geçecek. Geçecek. Sen onu seviyorsan mutlaka onda bir şey vardır. Gelecek. Bazıları çocuk yaşta. Bazıları anne. Azeri var, Rus var, Türk var. Hepsi dayak yiyor. Tecavüze uğruyor. Bu kızları kimse duymuyor. Ses çıkarmazsanız siz de ortaksınız. Yardım edin. Yardım edin. Çabuk gelin. Bunlar İstanbul'un ortasında oluyor. Herkes biliyor. Çok az insan karşı duruyor. Biz Fahişe, Natasha, hayat kadını değiliz. Birinin annesi, kardeşi, kızıyız. Biz insanız. Ne olur sesimizi duyun ve yardım edin. Görmekten, duymaktan kaçarsan sen de suça ortak olursun. Bu mağdur kadınların sesini duyun ve 157'yi arayın. Yaman kızı gördün mü? Yaman, alo. Nerede kalmıştık? Hı? Yapma. Ne olursa yapma. Adem'le Arif nerede? Söyleyecek misin? Tamam mı? Söyleyeceğim. Vereceğim adresini. Yapma ne olursun. Şimdi ne?